Bana Adanalı olduğunu hiç konuşmadan anlatabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Bıyıklı başka bir adam oluyorsun, evet. sakallı başka evet. bir adam oluyorsun. Sakallı sıfır kesince yani o Adanalı gidiyor böyle bizim popçu Edis gibi hani şey... Burak gibi oluyor. <laughs> Bir tane pasaj çaycısını oynamak istiyorum. Kilolu bir adam nefes nefes atıyor. Yanında donla dolaştığım insan benim gerçek dostumdur diyorsun. Şimdi biz Adana'da olduğumuz için çok sıcak oluyor ve herkes bu 20 tane adam atlet donla oturmaya başlıyor gergin gergin. Küçükken gerçekten böyle koridorlara yatar. <laughs> yemek yiyorsun donlasın. Çok. Hani masada da yemek yiyoruz. Sofrada denk geldim orada daha samimi oluyor pat pat hemen küçük bir sofra böyle. Herkes Hadi. oturabiliyorsa yemin ederim evet. çok rahat bir şekilde Hı -hı. en güzel sofrada yeniyor yemek. Daha ergonomik, daha hızlı, hemen toplanıyor, hadi hop hop. Ya mutfaktan salona kadar siniyle böyle gittiğimi hatırlıyorum yani çünkü gergin bir şey gemi. Bir ondan korkuyorum ben. Yani balıklama girip çıkmalı bir atlaması. Evet değil. evet bir de havada böyle asılı ha. kalma var kedi gibi. Ya keşke şu an uygulamamı gösterebilsem de 3,5 yaşında oldum bundan sonra ben nasıl büyüdüysem o da öyle büyüyecek yani. Adına da sanatçılar parkı var, orada bir yere bir heykelimizi dikerlerse hmm. aynen güzel olur. Mesela kanla mı ödül alsan daha havaya girersin, altın baba altın fasulye. Yok artık ya. Ben şunu duyuyorum ya, abi senin işlerin ne büyüklüğü? Olur dedim ben o kadar yaşlandım mı? 10 yıl geçmiş 01'den Hazar olmasaydı kim olurdu? Herhalde yok gibi yani. Dışarıda ölüm makinesi, içeride çamaşır makinesi. Artık her yerde çamaşır makinesi. Her... Sporcu musun, oyuncu musun? Söylemediğin her şey gitmediğin tatiller gibi geliyor bana. Şimdi dans ederken videonuzu evet. gidiyorum. Ne kadar güzel gözüküyorsunuz maşallah. Gerdan kırmaların, göbek atmaların <gülüyor> falan... O oldu o kadar. Ne olursan olur rahat olun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda çok yetenekli, çok iştahlı, mesleki olarak iştahını vahşi bir hayvana benzettikleri bir oyuncu var. Kendisine yürüyen testosteron da diyorlar. Cihangir Ceyhan bizimle beraber, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. <laughs> Sen diyorum izninle. Tabii tabii <laughs> Doğduğun ev kaderin midir? Yoksa nereye gidersen git, çocukluk gökyüzün seni bırakmaz mı? Tabii ki de doğduğun ev kaderindir. Yaşadığın şeyler zaten senin ilerideki hayatını şekillendiren durumlar. Ama hı. gökyüzün içinde saklı. Hı hı. Kader senin için ne yaparsa yapsın. Senin kendi içindeki hayallerin sadece seni ilgilendir. Hı hı. Onun için kaderini değiştirmek de bence kişinin kendi elinde biraz. Bana Adanalı olduğunu hiç konuşmadan anlatabilir misin? <laughs> 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 Harikasın. Böyle bir şeydir herhalde <laughs> konuşmadan. <laughs> evet. Dengeler... Biri olmak. Evet. Şu anda yayında, geyindim. Ben iki bölümü izledim. Çok beğendim. Çok iyi iş olmuş. Öncelikle ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Hem senin hem Süleyman Mert Özdemir'in yönetmenimizi alalım. Hem senaristimiz Sarp Kalfoğlu. Ben ilk bölümü izlediğimde Sarp Kalfoğlu'nun adına dikkat etmedim. Şöyle de içimden geçtik. Galiba senaryo Cihangir Ceyhan'a ait dedim. Yani senin yazdığını düşündüm. Niye öyle bir his geldi bana bilmiyorum ama ne kadar müdahil oldun senaryoya? Yani bu projenin zaten senaryonun kendi fikri, mülkiyeti ve projenin yaratıcısı hı. Sarp Bey'dir ama hı hı. E, günün sonunda yaptığımız iş biraz böyle karşılıklı eskiz yaparak e, hayata geçirdiğimiz bir olay olduğu için Oyunculuk ve sahnenin kendi özelinde başlayıp bitmesi. Bazı yerlerde genel 8 bölümlük tekstin üstünden verebildiğim revizelerim hı. olmuştur. Bildiklerimi anlatmışımdır. Hı hı. Acaba böyle mi olsa diye belki yazara bir ilham uyandırabilecek spesifik olaylar anlatmışımdır. Hı hı. Onun dışında bazı şeyleri okuma provasında ve günün sonunda Er Meydan'a dediğimiz set. Çünkü aldığım prova ne olursa olsun settekiyle aynısı olmuyor, aynı reaksiyon hı hı. olmuyor. Bir tane çektikten sonrasında bile bir şeyler değişebilir bir plandan sonrasında. Hı hı. O yüzden birazcık kendi alanımı açık bıraktıkları için sağ olsunlar. Onunla alakalı hem yönetmenimiz hem senaristimiz Ne kadar Cihan hanım benim oynadığım bütün sahnelerin bütün duyguları bana aittir. Hı hı. Onun dışında söylenen kelimeler veya üstündeki doğaçlama yapılmış, bazı değiştirilmiş şeylerde karşılıklı ortak mütabakatla alakalı hı. ne kadar hakkım vardır ne kadar payım vardır tabii ki de çok fazla ama duygusal bir şey bu. Hı, hı. Ee, onunla birlikte de güzel yani Ama çok bir önceki fazla olursa... projelerle hani kıyaslandığımız hani camdaki kızla o onlar, falan, falan onlar daha mainstream tabii. televizyon işi oldukları için oralarda başka bir çalışma şekli hı hı. var ama bu daha kolektif daha yani yazan ve oynayan kişinin birbirlerini tanıması ve bir hayale ortak olabilme hmm. düzleminde giden bir olay olduğu için o, o işlerle alakalı çok fazla müdahil olamıyorsun hmm. bazı durumlarda tür televizyonda hmm. bir iş yapıyorsan veya çoğu işle alakalı da böyle dijitalde de yapıyorsan da bu birazcık işin yapım hmm. tarafındaki kişinin nasıl bu işle alakalı bir misyon hmm. kazanmak istediğiyle alakalı bir şey. Bir de birazcık yani Ferit karakteri ne kadar sana benzediğiyle de alakalı bir şey. Galiba. Biraz onunla alakalı. Bir biraz Ferit olabilmek veya dengeler dünyasıyla alakalı yazarın yaratmaya çalıştığı şeyleri dışarıdan birazcık bu kültürü bilen birileri olarak yaptığımız yorumlarla da alakalı. Hı. Ondan sonrasındaki sahne üzerindeki bir şeyi Ferit acaba benim içimde bir yerden bir şeyle çalışır mı gibi bakıyorsun da. Böyle Ferit ismi bile kendi içinde anlatmaya çalıştığınız o denge hikayesini tek isimle bile verebiliyor. Çünkü mesela Ferit dediğimizde biz Yeşilçam filmlerinde hani Tarık Akan'ın o beyaz güzel Yeşilçam Aşin ne olduğumuz birisi. Sempati duyuyor böyle. Iyi e bir aile çocuğu, e, evet, temiz evet. hani öyle bir karakter. Hani orada veriyor mu aslında Ferit olamayacağı bir alemin içinde Ferit olmaya çalışıyor belki de. Yani artık Ferit'in nasıl bir Ferit olması gerektiğine karar vermesi gerektiği bir hayatı Hı. yaşıyor Ferit. O sebepten Ferit ismi birazcık sempatik gelebilir ama Ferit'in yaşadığı şeyler çok öyle değil gibi biraz. da gitgide öyle ki de. hissediyorum. Peki yani ne zaman çektiniz bu işi? Bu işin ne zaman çektik? Bu işin sinema filmini çektik aslında biz evet. bu hikayenin yazım. Bu ayın sonunda bitti. İki ay falan dokuz hafta çalıştık. İki, i̇ki buçuk ay önce başladık çekmeye. Peki mesela bir iş bitince bu karakterle hemen anda vedalaşabiliyor musun? Tabii Ferit gitti mi senden? Şöyle bir şey. Günümüz şartlarında ülkemizde bu işi yaparken böyle şey olamıyorsun ya böyle yüzde yüz. İşte bununla alakalı başka Hı. yurt dışındaki aktörlerin de şeylerini izliyorsun falan. O olmak. Bana öyle Hı. bana Ferit de. Do şey. do dostum Ferit demezsen cevap vermeyeceğim falan. <laughs> Bence güzel. Belki de o kafalardayken belki de onun başka bir şey vardır ama bizde şöyle bir şey olabiliyor yani. Tam böyle sahnenin içindeyken bir saniye kart kesti, bir saniye arkadaşlar araba geçti, abi kimin telefonu çaldı olunca o kadar da aslında daha zor bizimkisi bence yani çünkü şey gibi yüzde yüz sinyalin ne geleceğini bilmediğin bir bölümde oynuyorsun hemen her şey gidebilir ya böyle demesen de şöyle mi olsa falan daha interaktif çalıştığımız için. Ama Ferit oynamayı özlüyor musun? Evet özlüyorsun bazen. Mesela daha önce çalıştığım işlerde de. Mesela soruyorlar en fazla oynarken keyif aldığın karakter. camdaki Kız dizisinde Hayri diye bir şey oynadım. Hı. Çünkü interaktif geri dönüşlerini aldım. Sette beğenildi, halk tarafından beğenildi, Hı. yönetmen beğendi. Üzerine koyarak gidebildik. Bir de hiç sen yani okay, alışmamışsın işte. ters köşe bir şey yaptın orada yani hiç sen gibi ya da işte bu jeokarakter gibi değil mi? risk alabilen yani şöyle bir şey var yani senin çalıştığın işlerde sana personel olarak yanlış yapmayan hata yapmayan her şeyin en doğrusunu bilen gözünden yaş geliyorsa da bir damla yaş gelen hüngür hüngür ağlamayan insan profili çiziyorlar ya Hı. aslında bunun tersine risk alınmış sosyal gerçekçi ne oynarsak insanların beğenisini alacağını düşünüyorum ben. Ne olursan ol rahat ol programımızın evet. ismi. Rahatlık kavramıyla ilişkin nasıl? Rahat bir çocukluk muydu seninki? Rahat bir çocukluk geçirmişimdir Hı. yani böyle çok rahatsız hissettiğim kendimi böyle çocukken çocukluğumdan kopup daha böyle bir birey olarak düşünmeye zorlandığım bir hayatım olmadı. Çünkü hayatımın gerçek bir gerçekliği vardı. O hayatın içinde doğduğun zaman zaten yapılması gereken yapılmaması gerekenler hı hı. böyle travmatik bir şekilde öğrendiğim bir şey olmuyor. İşte çocukken hı. eğitimlerini nasıl aldıysan onları da o şekilde alarak devam hı. ediyorsun. Yine de yaramaz ve hani aileyi zorlayan bir çocuk musun? Abi makine mühendisi. Evet, abim makine sonra. mühendisi, ablam ziraat evet, mühendisi. Evet Aynı şekilde hepsi üniversite okuyan. Evet. E abi ve ablanın içinde sen oğlum bari şunu Hadi bitir. Hadi oku bari şu okulu <laughs> oku işte. Ben çünkü 3 tane üniversite bıraktım. Evet. Peki onu soracağım. Mesela işte evet Ukrayna'ya 19 yaşında gidip o diş hekimliği okumak, sonra Eskişehir, sonra Adana'da tekrardan evet. Klima teknolojileri düşündüğünüzde böyle vakit kaybı gibi geliyor mu? Yani o kadar denetmeselerdi sana üniversite üniversite diye belki de daha kısa yoldan gitmek istediğin yolu seçecektin. Ama şimdi gibi gitmek bir istediğin yoldaki istikrarın ve kararlılığın zor geçen ve canını sıkan günlerden İtlalsın aldığın de başlıyor. Tabii. Eğer e, ben her zaman onu söylüyorum. Mesela yanımda meslek yaptığımız atıyorum müzisyen oyuncu olan arkadaşlarım da var kardeşlerim de var. Yarın olursa hiçbir değeri olmayacak bak bunu emin ol. Hmm. Senin istediğin, kafanda kurduğun, %100 resmedemediğin, sadece böyle beyninde imgelerle ve duygu olarak kendine pompaladığın o düşündüğün her şey yarın olursa Gerçekten o kadar keyif olmayacak ve bir anlamı da olmayacak yani bunun. Onun için şöyle bir şey var. Yaşadığımız şeyler tabii ki de bugünkü yaşadığımız şeylerin hepsine bir yol açıyor ama bunlar belli dezenformasyonlarla da biraz evet. da bazen o güne geldim mi o kadar değerini bulmaya da biliyor. Hayalperest bir çocukmuşsun ama. Yani hep böyle hayallerinle de besleniyorsun hala da öyle. Nedir mesela en güncel hayalin bizimle paylaşabileceğin? Tekne işte. Hani <laughs> bir hayalimiz var. Üçüncü köprünün orada tekneyle oh. rakı içeceğiz falan, suya gireceğiz. Şu ara en büyük O Porras Köyü'nün oralarda değil mi? Vallahi şey Zaten işte, üçüncü köprünün ayağının var. dibi işte. Öyle bir evet. hayal var. Çok konum belli değil ama orada bir imge var, bir iki imge He. var böyle. şey i̇şte Suya atlıyorum şu an. Yakışıklı bir adam olduğunu kaç yaşında anladın? Hiç şey Bilmiyorum ki. O herhalde 18-19 yaşında anlamışsındır. üzerinde 23-24 yaşına kadar üzerinde duruyorsun böyle şeylerde. Sonra hayatın gerçekliği var, Hı -hı. güzelliğin beş para etmemesi işte sendeki bu şey olmasa. <laughs> <laughs> yani evet bunları anlıyorsun ama çok da bir önemi oluyor mu bilmiyorum ben. Fiziki görünüşün küçük hamlelerle çok büyük reaksiyonlar veriyor. Bıyıklı başka bir adam oluyorsun, evet. sakallı başka evet. bir adam oluyorsun, sakallı sıfır kesince yani o Adanalı gidiyor böyle bizim popçu Edis gibi hani şey. Buraklıt gibi <laughs> oluyor. <laughs> değil mi? Öyle bir şey oluyorsun. Bu tabi bir oyuncu için avantaj. E, senin için de eğlenceli olsa gerek değil mi? Bir ben var benden içeri durumu herhalde. Ya bir de bunu bir iki kere de başka yerde yapınca diyorsun ki evet Hı. ben bundan sonra mesleğimi de böyle yapsam ne güzel olur. Zaten Hı. oluyor da değişiyor da. Tabii. Bak mesela sen de söylüyorsun. Hı. Ben de bunu hissediyorum Hı. işte. E, olaya böyle bakmak da keyifli. Biraz kilo aldım işte bıyık bıraktım. Evet. Öyle bir şey gibi yani sürekli iyi görünen falan birini oynamaktansa bence meslekle alakalı evet. ve gerçekten insanlara bir seyir sattığın yerde seni bıyıklı görmeleri, bazen kilolu görmeleri, bazen kel görmeleri falan. Çok keyifli kolay şeyler. mesela o Haver Badem'in katili oynadığı o komik bir görüntüsü var. Öyle bir şey de bürünebilirsin. Çok Bizden istiyorum, çok böyle, istiyorum bu mi? Taşkiler. Tabii tabii böyle çok Seri keyif. katil oynamalar falan. Olayı o evet yani ben mesela... Var kafamda da mesela kilo almam gereken böyle düşündüğüm Hı. yazdığım Hı. ben yazıyorum da aynı zamanda. Harika. Mesela bir tane pasaj çaycısını oynamak istiyorum. Kilolu bir adam nefes nefese falan. Böyle Çünkü... Öyle şeyler kuruyorum kafamda da umarım denk gelir yani. Çaylar. İnşallah denk gelmesiyle ziyade hayat da bize izin verir de umarım kendi işlerimizi yaparız da içinde de yaratırız böyle Herhalde en hem yazan hem yöneten olacaksın. Çünkü kamera arkasından geliyorsun bu işi de. Evet. Peki yani yönetmenle anlaşman da zordur senin. Yani kamera arkasını bildiğin için yani teknik, ekipman, ışık her şeyi biliyorsun. İşte montaj. Şöyle oluyor evet ışık biliyorum, montaj biliyorum, evet. kadraj biliyorum evet. şöyle bir şey oluyor. Ya o zaman mesleğe ilk başladığımız zamanlarda biraz bununla alakalı sen de takdir edersin ki çok fazla sesini çıkarabildiğin veya vizyonunu ortaya koyabildiğin bir çalışma düzenin olmuyor. Tabii. İşte yıllar geçtikçe birazcık böyle söz sahibi olduktan sonra bunda ne yapıyorsun? Anlaşamayacağını düşünüyorsan... İşi kabul etmiyorsun. Çünkü sınırlarını sen de çiziyorsun. Biz de yönetmenimiz Süleyman abiyle güzel bir hava yakaladık. Hı hı. Birazcık da öyle bir şeydi bu işin doğasında da. Hı hı. Şu anda mesela sosyal medyadaki yorumlarda, geri bildirimlerde, yazara da oyunculara da, yönetmenlere de ayrı ayrı şey yapıyorlar. Tebrikler geliyor. Keyifli bir şey. Anlaşabilip bir işi çıkarabilmek de güzel bir sektörde. Hı hı. Kolay anlaşılabilir bir insansın ama yani yani dışarıdan öyle bir elektriğin var. O hep mahalledeki hani beraber çekirdek çitleyip hı hı. köşe başında her türlü muhabbete girebilecek hani adam profili çıkıyorsun. Öyle de sokaktan gelmenin belki de avantajı değil mi bu? Ama bu şeyle alakalı bir şey işte. Sınırlarını bildiğin için. Hı hı. Yani mesela şöyle bir şey oluyor mesela ben onu ya ben 25 yaşındaki birisine de abi diye hitap edebiliyorum. Bazen tanıştığım zaman. Ama şunu çok iyi biliyorum yani. Onun abi olup olmayışı, ya yaşının büyük olup olmayışı kendini benim istemediğim bir hale soktuğu anda değişeceğini de bildiğim için hiç problem <laughs> yok. Yani herkesin anlaşabiliyorum. <laughs> evet tabii ki de. Şimdi kimle nasıl konuşacağını biliyorsun. Bir MR çekiyorsun herhalde görür görmez. Ya yani... en azından öyle tabii. biraz biraz argümanına bakıyorsun. Diyorsun ki ben buna iş mi yapacağım? Teknik olarak ne yapacağız? Bunu yapacağız. Kaç kalem bu kadar. Dört tane sen söyleyeceksin. Dört tane <laughs> ben söyleyeceğim. Bunun çevresinde bir ilişkimiz varsa ben seninle bir olay yaşamam zaten. Tabii. Tatlı tatlı muhabbet Betim olur. Ya Anlatabiliyor muyum? İnteraktif şeyler yaparsan o zaman başka bir cihangir olur. Konuşmamışız bunu ama Hı. sen bunu bana mesela dikte ediyorsun o zaman başka bir şey oluyor. Çok dostun var mı yani bir insanın yüzde yüz hayatını almak için? Mesela yanında donla dolaştığım benim gerçek dostumdur diyorsun öyle bir programda öyle bir şey demişsin. <laughs> şey, öyle bir samimiyete girmen kolay oluyor mu? Çok arkadaşım Şimdi var. Şimdi biz Adana'lı olduğumuz için bizde şey vardır gençlerin böyle hep herkesin çünkü şey sosyoekonomik olarak da mesela bir evin klima olması demek lüks bir şey. Adana'da bile <laughs> düşünmüyorum. Tabii. E çok sıcak oluyor ve herkes böyle 20 tane adam evin içinde <laughs> oturuyor ve bir yerden sonra atlet donun oturmaya başlıyor gergin gergin sinirli sakallı <laughs> koca koca. çünkü sıcak. Yani ben şeyi falan çok iyi biliyorum. Yani biz önceden küçükken gerçekten böyle koridorlara yatardım. Hı -hı. O kadar sıcak. Yani o şeyle alakalı. Aynı evin içinde bir sohbet <laughs> yemek yiyorsun donmasın Tabii. falan. öyle Acı bir şeyden, de. Öyle bir şeyden imgeleşmiş olabilir benim. Olabilir için, şu anda daha oturdu bende. <laughs> O yüzden de çok vardır herhalde öyle arkadaşlar. Yok çok fazla Çocukluktan yok. Çocukluktan yani Adana'dan. Belki de yani dost olarak artık böyle hayat değiştikçe dost güzel işte herkes hoş olsun, Hı -hı. mutlu olsun tamam. Peki böyle hani Adana'da çocukluğundan ve Adanalı olmaktan dolayı sende olan bir huy ve hala bırakamadığın bir şey hangisi şudur diyemem ki belki mesela Mesela Atıyorum bir mesela... yer sofrası gördüm. Evde yer sofrasında yiyorsunuz aileyle öyle Şimdi şöyle mi? Şöyle bir şey oluyor. Atıyorum o bir çocuk mesela erken okula gidecek Hı. bir şey olacak. Hı -hı. Biraz mutfak da büyük. Bazen Hı -hı. işte soframız da var. Hemen Hı -hı. orada çıt 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 ayaküstü. Bir de çok keyifli ve pratik bir şey oluyor tabii o ya yer sofrası. Ya keyifli sokak. bir de çocuk da görsün yani. Hani biz i̇şte böyle tamam. bir şey de var hayatta. Biz bunu yaptık, yiyoruz Hadi. işte arada. Hani masada da yemek yiyoruz. Sofrada denk geldim orada daha samimi oluyor. Pat pat hemen küçük bir sofra böyle. Hı -hı. Zaten o çocuğa böyle bir eğlence orada bir hemen bir animasyon yapıyor gibi bir olay yapıyorsun orada. Öyle. Yok ben onu bilirim benim anne da Urfalı yani bir de keyfi de farklıdır evet hem çocuğunun da o duyguyu. Ya herkes hani... oturabiliyorsa yemin ederim evet. çok rahat bir şekilde en güzel sofrada yeniyor yemek daha ergonomik daha hızlı hemen toplanıyor <laughs> hadi hop hop diye Değil falan mi? Ben küçükken mesela çok uzun süre Adana'da yaşadığımda şunu hatırlıyorum yani mutfaktan salona kadar siniyle böyle gittiğimi hatırlıyorum yani çünkü. <laughs> Öyleydi yani. Biri Öyle. çayı götürür, biri yani, sofrayı götürür. Biz bir de saatler yuvalama yapardık oturup. O bayram yemeği vardı bizim Urfa'da. Evet yani sofra <laughs> zaten normal bir ev işi yapan belli bir düzlemde kadınların tamam. kullandığı da bir şey. Kesin İyi yani. ki de var kültürümüzde. İyi ki de oturuyoruz. Yani. Yani. Unutmuş da değiliz. İyiyiz. Ben zaten şeyi yapacaksın zaten. Bana Adanalı olduğunu konuşana anlat deyince. Adanalı oturuşu var ya. <laughs> ha yok. <Öyle gülüyor> çok bulamadım. Bir anda söyleyince. <laughs> o da böyle yersiz tamamen. Yersiz bir hareket. Yani niye Onun... böyle bir şey yaptın desen. Yok burnumu çektin diyecek. Onun için normal bir şey. <laughs> Çok iyi. Yine bir başka katıldığım programda gördüğüm ve üzerine konuşmak istediğim ve çok o anlatışın öyle hoşuma gitti ki git tekrarlayalım istiyorum. Gemilerden korkun. Yani gemi Tabii. korkun. Çok haklı bir şekilde anlatmışsın. Yani beni ikna ettin programda. Ya şimdi şöyle bir şey var. O Yaşadığımız şehirde deniz yok. Ya mesela feribot görmemişsin çok fazla atıyorum çok fazla ben İstanbul akrabalarımın yanına İzmir'e bilmem kimin yanına da çok gitmedim. Hı hı. O coğrafyanın içinde gemi gördüğün şey çok böyle tanımlayamadığın işte böyle mesela hoyrat bir görüntüsü demir metal, metal. yorgunluğu falan. Bir de bu yaz koca kuruyuz gemisinde çekim yaptık hı. benim de çok sevdiğim buradan selam gönderiyorum Vedatlar beraber çalıştım arkadaşım Vedat diyorum. Bakalım işte falan. <laughs> dur dur diyorum. Bak, bakalım gel gel falan. Çünkü... Hem korkuyorum. Yok yok kruz gemisi boştu. <laughs> ya millet böyle önünde fotoğraflar çekiyor. Ben böyle bakıyorum. İyi ya diyorum. Korkuyoruz. Nereden gidiyoruz şeye doğru falan. Gergin bir şey gemi. <laughs> Bir ondan korkuyorum ben. Tabii deniz yok Adana'da ama baraj var. Baraj var. Ve Kıvanç Tatlıtuğ'un dediği Adana'da baraja giren bilir bu atlama stilini. Serbest boğmaca diye bir isim koymuş o kendince. Evet. Sizin böyle bir özel de atlama şekliniz var. Donla girilen bir baraj tabii değil mi o yıllarda yine? Direkt donla evet don. <laughs> Şöyle bir yani balıklama girip çıkmalı bir atlama stili. Evet stilini. evet bir de havada böyle asılı Heh. kalma var kedi gibi. <laughs> Ya keşke şu an uygulamamı gösterebilsem de. Ne iyi olurdu bir sene. Şeydi ama. çok yüzdük ya. Ben de çok yüzdüm. Para yapacak bir şey yok. Sosyallik Sıcak, bile. Sıcak. İstihdam yok. Para yok. Kendinize göre yapacak? de ya atlama çok... stilleri geliştiriyoruz. Evet evet. Böyle mi atlasam şöyle mi atlasam. Buradan çıkayım atlayayım. Bir de barajda çok fazla köprüler falan var. Bir Hı -hı. de gittiğin yer endüstriyel bir yer yani. Normalde Hı. atıyorum y yüzülmez orada. Orta Doğu vibe oluyor böyle şey gibi işte. Teritori kribi gibi. Hep beraber 20 adam gidiyorsun yer sofrası. İşte yemek yiyorsun suya atıyorsun falan. <laughs> Kağıtçılar falan gelirdi çok. Onlar da bir serinleyip hmm. çıkıyorlar. Çok böyle güzel, atmosferi güzel. Dışarıdan görseler yaklaşmazlardı oraya. Şimdiyken keyifliydi oralar. Senin için özel 3 Adanalı ünlüyü sorsam? Ya böyle çoğu zaten Adanalı değil. Çoğumuz hmm. zaten Adana'ya dışarıdan göçle gelmişiz. Ama hmm. Adanalı hı. lığıyla özleştirilmiş. İşte atıyorum Çukurova'da zamanında film çekmiş. Yılmaz Güney mi? Yılmaz Güney olabilir şey olarak. Yani o ekolde illa doğum yeri Adana. Mesela Müslüm Gürses in Adana'dan geçmedir. Nur abla Adana'da çok fazla film çekmiştir ustiler. Onun dışında Adana'lı ünlüler şimdi demesinler. Ulan bunu niye söylemedin demesinler. Şener Şen sanırım Adana'lıydı. Nazer Bülbül Karslı. Karslı mı? O babanın mı arkadaşı? Beraber bir yerde denk geldi. geliyorlar. Öyle tanışıyorlar. Yalnız yani. bir şey söyleyeyim. Ne kadar baban değişir çam aktörü gibi. Yani görüntüsü çok yakışıklıymış. Babam keyifli bir adamdır ya ha. böyle hikaye anlatıcılığı da iyi. Bir şey, bir, o da ondan, çekmişsin de. Evet evet. Hı. Şimdi ben de mesela çocuğumla böyle mesela bazı Hı. tavırlarımı gösterirken diyorum ki Ulan ben bunu yaşadım ha diyorum. Hı. Ya bu aslında biraz oradan evrilmeyle alakalı şey. bir şey. Senin çocukluğuna benziyor senin çocuğun da. Benim çocuğuma benziyor. Babamla kurduğumuz ilişki de şey yani. Hı. Çocuğumla kurduğum da aynı natürellikte yani. Hı. Çünkü çocuk yetiştirmeyle alakalı böyle şey oluyor. Instagramda da video geliyor. Hı. Biri bir şey söylüyor, bir pedagog Hı. böyle söylüyor. Okula gittiğin öğretmeni başka söylüyor. Hı. sonra en son old Kula düşüyorum. Diyor ki ben nasıl büyüdüysem. Değil mi? Babamdan gördüğüm gibi. Ne abi. gördüysem onu yapayım en kötü. Yani yüzde yirmi onu biraz update edeyim. Yüzde on beş update edeyim ama doğru seçenek o. Üç buçuk yaşında oldum. Bundan sonra ben nasıl büyüdüysem o da öyle büyüyecek yani. Peki baban gurur duyuyordur tabii ki seninle. Şükürler olsun. Senin bir fan sayfan var. E Adana'da heykeli dikilene kadar evet. yanında olacağım diyor. Çok güzel bir amaç. Fan dediğim böyle olmalı. Ya biz bir yerde ben bir keresinde şöyle bir şey söylemiştim. İnşallah dedim bir gün Adana'da ne zaman biter bu heves falan gibi Hı. bir şey mi? Ben dedim ki bir gün Adana'da sanatçılar parkı var. Orada bir yere bir heykelimizi dikerlerse aynen. Güzel olur. Ya bir de yaşadığımız yani mesela biraz önce sorduğun sorudan da mütevelli. Yaşadığımız şehrin öyle bir vibe'ı var. Her yıl evet. sonradan gelen böyle bir bir ekol bıraktığı zaman şeyde yaşayacak yani o festivalde orada burada. Tabii. Ee, onun böyle bir hevesi var. Evet tabii ki de yurt dışındaki festivaller çok güzel ama benim için mesela Altın Koza'da bir şeyler tabii. yapmak, orada böyle bir ödül kaldırmak çok duygusal bir şey. Biz Adanalı arkadaşlarımızla da onu konuşuyoruz yani. Hı, diyorum ki yeah. Mesela kanla mı ödül alsan da havaya girersin? <laughs> altın baba altın fasa diye. Yok artık ya. bütün memleket beni altın <laughs> ama öyle düşün yani. Hani, e e yani o ayolu yeri ayolu yeri. Tabii yer, ki de kanla bir ödül alsan tabii. tabii bir şey olursun ama şöyle bir şey var. Orada da bir yemek yemek var. Ayaküstü tabloda evet. da bir yemek yemek var. <laughs> İkisi de farklı bir şey tabii. Yani Altın Kuzu'da da alacağınız günler yakın diye hissediyorum zaten. Bir de bir yani şöyle ana. bir şey var. Şehre ne kadar çok emek vermekle alakalı. Bence ilk başlarda tabii Adana 01'e siz hani böyle kendi hayatı yerlerini çekiyorlar. Sanki siz öyle değildiniz. Yani siz suçlu çocuklar değildiniz. Profesyonel evet, evet. aslında sinemayla ilgilenen. Hani bu işe Biz emek bu işten ver... yırtmak isteyen. <laughs> evet. Bu işle alakalı evet. o memlekette vizyon geliştirmek Tabii yani öyle yani. potansiyel suçlu insanların çektiği bir dizi Hayır. değildi Adana 01. Ama yani ilk başta öyle anlaşıldı siz tabii ki anlattınız hayır durun öyle değiliz biz yani o sizin aranızda sinema televizyon okuyan insanlar da vardı. i̇şte, 15 tane bu mi? konuyla alakalı o dönemin havalı çocukları vardı yani? işin içinde tabii tabii. Kesinlikle o yüzden de zaten başarılı bir şey oldu ama yine de şehre ve o şehrin o tarafıyla bir köprü kurdunuz hem yani Adana'yı bütün Türkiye'ye bir tarafıyla anlatma. Hı hı. Diyorum işte benim 14 yaşında bir oğlum var üçüncü tur dönüyor 0 biri. E. Ve evet baktığımda öyle evet, konuşuyor, şive yapmaya çalışıyor ama aslında özümde verilen mesaj, hep güzel çocuklar ya, oradaki hani evet, o dostluk, evet, evet. arkadaşlık, eski Yeşilçam gibi taraftan da, kriminal taraflarını falan hani geçerek de söylüyorum. Hı -hı. Hani mesela bir anne olarak beni rahatsız etmiyor. Ben ilk başta bir kere izletmiyordum, onu da anladım, o da ders oldu buna. Baktım kaçak kaçak almış, bitirmiş, tabii ikinci tura dönüyor. Tabii şeyin önünde duramazsın Ona, o yaşlarda evet, tabii. Tabii hiç duramadım yani. Baktım ki ezberlemiş, o yüzden yasak koymayın bence. Ve kendisi baksın çünkü evet. şöyle bir şey var. Şimdi izlediği bir şeyi 5 sene sonra izlemeyecek zaten. Uh -huh. Ben şunu duyuyorum ya abi senin işlerin de büyük. Oğlum dedim ben o kadar yaşlandım mı? Kaç yaşındasın? İşte diyor ki şu an 22-23 yaşında Tabii, var çocuk. E doğru bir bakıyorum 10 yıl geçmiş 01'den sonra. Doğru sen 12-13 yaşındaydın ben <laughs> bir nesil de büyüttünüz. Ya bir iki nesil birden Değil mi? hala bile izleniyor biliyor musun? Kesinlikle hala izleniyor. Hala bile izleniyor ve Kesinlikle. adımız Çok kaldı. Evet. Gio. Ne bağırıyorsun kardeş? Sen kendini yıkasana. Elin ayağın tutmuyor mu? Bir delikanlıya yakışır mı başkasına yıkasana? Sen adına bak koçum. Bak seni pis ederim ha. <laughs> evet, Alev Alev'de değil mi Demet Evgar'la evet. Ee, ve Hazar Ergüçlü ile evet. beraber oynadınız. Şimdi ikisi de iki farklı dizinin çok oluşulan karakterleri evet. Bahar ve Dilber. Gitsin, gidiş o gidiş. O, biz bizi seveni, sevmeni. Onlarla bir dönem çalışmış bir olarak Demet Evgar'ı Bahar'da gördüğünde, işte inci tanelerinde, Azar güçlü gördüğünde neler hissediyorsun? Bahar'ın çıkıp böyle o popülerliği yakaladığı süreçte biz hep setteydik. Hı. Çok bakamadık. Bahar'ı bilmiyorum ama Demet'i biliyorum. Demet zaten çok prime, çok yetenekli evet. bir oyuncu. Bundan sonra benimle sen ilgilen. Tamam. Sadece izle. Ne oldu Cerrah'ım? <laughs> Çok eğleniyordunuz o Alev Alev setinde tabii, yani tabii, Berkay, tabii, tabii. sen. Şeydi evet. bir de benim ilk böyle daha fazla çok selebritinin olduğu böyle havalı bir setti. Çok keyifli şeyler yaşadık, çok güzel şeyler öğrendim Hı -hı. ben orada da. Hı -hı. Hazar özelinde izlediğimde yazdım da zaten kendisine. Çünkü biz birazcık da böyle işte yine o ekolde böyle benim bir şeyler yazıp çizdiğimi biliyordu böyle. Hmm. Bir iki kendisinin de arkadaşının yapacağı böyle art house işlerle alakalı tabii. yönetmen arkadaşlar e, da bana bir şey göndermiş. Bir da bir Adanalı'ya sorarsın tabii. O zaman <laughs> bizim çok. Şeyi de güzel olmuş yani bana da sorsaydın uyduruyorum mesela biz onu da konuştuk mesela. Hmm. Hazar olmasaydı kim olurdu? herhalde yok gibi yani çünkü hmm. o, o havası falan çok hoş olmuş yani Değil mi? Ben de. şeyi de çok izleyince biraz o sert sahnelerinden sonra oradaki hmm. o gergin pavyonda çalışan kadından o masumane şeylerini de görünce Değil mi? çok yakışmış bence enerjisi çok tutmuş o karaktere kesinlikle o hele bakın kim gelmiş diye bir inişi vardı ilk zaten ilk bölümdeydi galiba çok çok iyiydi hoş geldin Bokstan konuşmadık tabii ki bu son yani dengeler biri olmakta bir boksörü canlandırıyorsun. Aslında boksu yani profesyonel sporcu olduğun için ara ara yaptığım bir hmm. şey ama setten 3 ay önce daha yoğun bir şekilde Hı -hı. ders alarak başlamışsın. Ama ben ilk iki bölümü izledim. Ya muhteşemsin. Sanki yani 40 yıllık boksör izliyor gibi. Yani bir o hani fotoğraf gelince. selfie çekme sahnelerindeki şey <laughs> Mükemmeldi yani gerçekten. Çektin mi lan? çıktı. Şu ışığın altına gir. Şahaneydi. Mesela hani karakter bitti hala boksa devam ediyor musun? Şeyden de yoruldum artık spordan Hı. da. Hı. O önceden mesela mesela 3 sene 4 sene önce olsa devam ederdim. Hı. Şimdi de mesela şey yapıyorum yani o kadar gitmiyorum ama yapmayı istiyorum. Çok güzel ve son zamanlarda başlayıp da keyif aldığım bir şeydi. Buradan da bütün milli boksör arkadaşlarımın hepsine selam göndermek istiyorum. Desteklediler. Çok uğraştılar. Böyle hmm. saatlerce muhabbet edebildim. Harika. Onlardan bir şeyler öğrendim. Çünkü spor çocuklar sosyal hayatında işte antrenman yapıyorlar. Kapının önünde oturuyorlar. Ne hmm. konuşuyorlar falan. Hmm. Analiz etme imkanım olmuştu. Zaten yazında sinema filmi çekerken de boks yaptım. Benim için tam böyle işte o aktörlüğün havalı denilebileceği bir atmosferde gerçekleştirdim. Hmm. Ama mesela şey diyoruz mesela. Düşünüyorlar işte. Ben de hayal ediyorum. Ya diyorum ki bir ikinci sezon olsa. Ferit için boks neye dönüşmüştür acaba? Falan böyle şeyleri düşünüyorum tabii. Dışarıda ölüm makinesi, içeride çamaşır makinesi. Evet. <laughs> Artık artık her yerde çamaşır makinesi. Her yerde çamaşır makinesi. <laughs> lap lap lap. Şu anda spor yapmıyor musun yani? Yapıyorum spor. Hı. Ama işte şey değilim işte. Baba sporu yapıyorum. Hı. Haftada üç. Hı. Her bölge. Yani gördüğüm gibi omuzlar otoban gibi duruyor çünkü. Ama şeyim zayıfladım da böyle güzel. Hı. O zaman daha tam sporcu. Sporcu musun oyuncu musun Hı. gibi bir şey oluyor. Evet doğru. Böyle kol kapanmayacak duruma gelmeler evet. falan filan. O Ona göre yiyordum. Çok yiyordum. Antrenman yapıyordum. Kaç yumurta rekoru var? Öyle çok yumurta <laughs> falan değil de çok şey yemişimdir yani. Hı. balık falan Hı. öyle. Bir de ekmek falan da çok yemiyorum. Sen vejeteryan değilsin. Evet. <laughs> Ama vejeteryan da olabilir. Ya dışarıdan böyle düşündüğüm zaman vejeteryan da olabilirmişim. Hı. Yani güzel bazen şeyi düşünüyorum. Ulan diyorum nasıl? Nohut oluyor? dürümle geçer Biz bu mi? Biz eti nasıl yiyoruz diyorum. Ben. Öyle. Ama sonunda yiyoruz yani. Ve bunu düşünün sofraya giderken böyle düşünüyorum. <laughs> Daha düşündüm yemin ederim. <laughs> Hmm. yani bir yerden sonra da bu kadar et, et yazık be kardeşim vücuduma falan. Kendin kebap yapabiliyor musun? Tabii tabii o işleri hmm. yapıyoruz. Et yemekleri falan yapıyoruz. Hı -hı. Hamburger falan da yapıyorum şimdi çocuk olduğum için. Tabii. Seni en çok ne rahatlatır? Valla bilmiyorum. Bayağıdır rahat değilim. Bayağı bir çalışıyorum aynen yorgunum. Kafamı toplamaya çalıştığım bir dönemimdeyim. Hı -hı. Ama iyiyim şükürler olsun. Hı -hı. Ama rahatlığın ne demek olduğunu çok uyanmıyorum. Yani hatırlamıyorum bilmiyorum. Rahatlık demek ben biraz da işkolik bir insan Yani çok... Hı -hı. Sosyal hayatımda oturup sosyalleştiğim insanlarla yeni hayaller ve yeni işler üzerine konuştuğum Hı. bir sosyalleşme tarzım var. Yani her rakı sofrasında bir iş konuşuluyor yani öyle mi? Ya da dedikodu yapıyor Ded insanlar. Yani dedikodu yapacağımıza iş konuşalım Hı. en azından. Hayal edelim bir şeyler. Böyle şeyin falan var mı? Yani bedensel olarak mutlaka soğuk duş alırım. Ha, değil mi? Tabii Kesin tabii. belli. Mesela esnemeyi için olabilir bak mesela Hı. çok iyi esneme yaparım. Soğuk duş kesinlikle her ya mesela kaç senedir yapıyormuş. Hep soğuk mu alıyorsun geçerli. yoksa sıcaktan soğuk? Sıcaktan soğuk süper. Ha. O zaten bir şey. Ve hmm. onun oradaki geçirebildiğin süreç. Sudan çıkıp bir daha girmek falan. o hmm. Normalleşmeye başladığını hissettiğin de şey diyorsun. Ulan ben kendime çok iyi bir şey kazandırdım ya. Evet. Güzel. Yani günlük modunu bir iki puan yukarıya çekecek bir şey. Hiçbir şey yoksa bile. Peki mesela sektörde... E, tabii ki hala ayak oyunları dönüyor. Kazık yediğin zaman içinde biriken o kin ve öfke duygusunu ne yapıyorsun? İntikam alır mısın sana pisleşen birinden? Ya aslında böyle intikam değil de ben birazcık böyle şey intikam veya kincilik huyum çok yok mesela. Ben burada atıyorum şu an bu röportajda bile gerçekten. E bu patavatsızlıkla alakalı değil. İncindiğimi ve bunu kasıtlı yapıldığını hissedersem moduma bağlı ya çok güzel uzun atlarım oradan ya da ben de onu incitirim. Yani şey yok bende. Vay bana bunu mu dedin? Dur bakayım şimdi. Hı. Hele bir şöyle iki gün geçsin veya şu konuda hele bir gel. Hayır yok, yok. hayır yok bende. O anda? Orada ben ona onu onu söylerim. yok sayıyorsun ya da söylersin? Yok saymam. Yani Hı. ortamı bozmam. Derim ki ben bugün buraya bir röportaja gelmişim. Hı. Hani, Hı. Tamam derim boş ver ama çok böyle elim ayağım titrerse de Canlı. Yine aynı ekolde ona da o lafı söylerim. Bu şeyle alakalı da olabiliyor yani. Bazen bir toplantıda da oluyor. İşte bazen diyorlar ki sen bunun kim olduğunu biliyor musun? Ben diyorum ki hayır bilmiyorum. <laughs> Bu kadar. <laughs> Niye bilesin ki? Niye ya bildiğim ki? zaman ne yapacağım onun lafını mı değiştireceğim yani? yani. Böyle bir edebiyat yani bir yap star yapmaz. Terbiyesizlik yapıldı mı yapıldı. Yani öyle değil veya mi? Veya ben sana kötü bir şey veya senin konumuna göre ben sana seçeceğim cümleyi şey yapamam ki ya. Tabii ki hiç öyle insanlar olmadık. Herkese de kafama göre konuşurum kabadayılığı değil bu. Yani evet. umarım tatlı tatlı anlatabilmişimdir. Yok çok zarif de. ve çok saygılı biri olduğun çok belli zaten. Yani kalp kırmadan ölmektir hepimizin amacı. Yani evet, sen evet, de evet, evet, teşekkür ederim. Kesinlikle. Ama bir hadsizlik olunca da tabii ki. Yani niye Ezdirelim. Politik, politik yani. olamıyorsun yani bu şeyle alakalı. Yani. Bir de şey gibi söylemediğin her şey gitmediğin tatiller gibi geliyor bana. Yaşamadığın evet. şeyler gibi geliyor o an. Aklımda duracak. Söylerim ona da dert olsun. Değil mi? Bir de mesela sen günlük hayatında da çok o içindeki kurt kendi kendine kemirirmiş normalde. Biri adına üzülmek, sevdiklerin adına üzülmek. Yani yalnızca benim hayatım güzel okey iyiyim değil öyle bir bence tarafım da yok. yok. Çok kafaya takan, çok kuran. E keşke de yani herhalde en sevmediğin özelliğin de bu değil mi? Ya şöyle bir şey var. Çocuk olduktan sonra birazcık daha bunlara imtina göstermeye çalışıyorsun kendi Daha üzerinde. değerli hissediyorsun değil mi çocuk olduktan sonra kendini? Başkaları için de bir şeyler yapmam lazım ama bu değildir ki senin benim hayatımdan yüzde ellisini çalmış. Ben tabii ki benim tanıdığım ilişki içinde bulunduğum kendisi için bir şeyler yapmak isteyen bir amaca hayaller olan insanların o tutkularına ben de bir şey oluyorum. Allah'a şükür... Şu an imkanımız da var. Hı. Dünden iyiyiz yani. Onun için birilerine bir çıta atlatmak, elimizden gelen bir yardımı yapma noktasında onun annesi gibi bazen oluyorum yani. Ne oldu işte mesela bazı çocuk, işte o dişine gidin ne yaptın işte sordun mu kimmiş Aynen. acaba falan gibi. Burcun ne? Kova Burcu'yum. Ben de kovayım çok benzettim zaten. Böyle olmak daha güzel bence. bence... Yani hayatta kendini düşünmenin yesen yesen nereye kadar yiyeceksin? Tek yedikten sonra olmaz. Peki baba olduktan sonra spesifik ne değişti hayatında ya da Cihangir'de ne değişti? Ne yapacağımı karar verdim yani baba hmm. olduktan sonra. Artık dedim bu olur, şöyle olur. Ben de şuna dönüşürüm. Şuradan da ikiye ayrılırsa da şöyle olur gibi. Peki kardeşi olsun istiyor musun oğlum? Kısmet ama Zor bir şey. Çocuğa bakmak gerçekten zor. Şeyi zor. Psikolojik yorgunluğu çok fazla var. Senin Hı. hayatından Hı. çok götüren bir şey. Bizan ama... azabı baştan sona. Hep seni evet, yani. eksik yaptın. E hadi babam değilmiş. içeri gidelim oynayalım. Ulan ölmüşüm oğlum. İki dakika dur yatayım şurada falan. Hı. Hadi gel hadi gidelim. Hı. Yani bu böyle canına sağ olsun yani. Hı. Keşke Hı. daha güzellerini şey olabilse ama onun için biraz daha iyi bakman lazım kendine. Daha başka oluyorsun. Yani iyi ki de var çocuklar. Bir kardeşi daha olsun. Allah nasip ederse Oldur. olsun. istiyorsa beş tane kardeş olsun yani. Ama evlilikte de dengeli yakalamışsın gibi duruyor. Yani eşinle dans ederken videonuzu evet. gidiyoruz. <laughs> ne kadar güzel gözüküyorsunuz maşallah. Ya mesela öyle bir fotoğrafın sosyal medyaya düş, öyle bir videonun düşmesiyle alakalı bir şeyin çok fazla haber değeri olduğunu düşünmüyorlar. Ama mesela benim çok bilmem kaç yüzyıldır eşimle fotoğrafımın olup olmadığının üzerinden Ulan dün video mu attım dans çok ediyoruz güzel. şımarık şımarık çok yani güzel anlatabiliyor muyum demek istedim. Vallahi ben, ben. çok güzeldi. O aranızdaki şey uyum, denge her şey çok belli oluyordu ve çok gerçekti. Çok güzel. Şimdi şöyle Maşallah. Bir şey var. Ben kendi adıma bir evde şimdi benim bir hayatım var ve benim bir iddiam var, ideallerim Hı. var. Herkes bu bilinçte, herkes bu ortak hayale hizmet ediyor şekilde olması bizim için mutluluk verici. Hı. O zaman bir aile oluyorsun beraber. Yani bu Cihangirin münferit başarısıdır diyemiyorsak hep beraber o zaman güzel o zaman tabii. işte o sofra o zaman kuruluyor yer tabii. sofrası o zaman daha fazla evet insan oluyor budur. Tabii ki. yani şey de güzel yani ben mesela benim eşim şu an evde şu an çalışmıyor çocuğa tamam. bakıyor falan kendi sosyal hayatına ben onlara şunu söylemişimdir tabi istediğin zaman çalışabilirsin istemezsen çalışma Hı -hı. sen bilirsin ama bence şu an çocukla vakit geçirip şu yaşlarını ne yaşamak diyorsun? Keyif veriyor. Çok. Bana da öyle. Bizim mesleğimizi bin şükür her seferinde diğer aktör abilerle de muhabbet ettiğinde ve dışarıdan herhangi bir babayla. Şunu söylüyorum yani. En güzel tarafı 2 ay, 3 ay, sabahtan akşama kadar vakit geçirebiliyorsun yani. Bin hmm. nimet yani bu. Kesinlikle. Tabii. Bence de. Peki kısa kısa sorularım var rahatlama tamam. notları diye. Seni en rahatlatan şarkıyı soracağım. Böyle modun düşükken dinlediğin. Çok sık dinledim. Şimdi bir tane Yunanca Orfeas Peridis dinledim. Hmm. O güzel. Bir de mesela Puan Uğurlu'nun İstanbul Kanatları'nın Altında bir tane böyle 8 dakikalık böyle bir tane bir parçası Hı -hı. var. Hı -hı. Onun soundtrack'iydi. Yani Genelde esneme yaparken onu dinlerim. Peki seni en rahatlatan film? Her şey çok güzel olacak. Cem Yılmaz'ın. Çok güzeldir. Seni en rahatlatan yemek? Domates, peynir, salatalık, yeşil Aa. zeytin, kızarmış Kavar. ekmek, yoğurt, rakı. Oo. Seni en rahatlatan renk? Beyaz. Seni en rahatlatan spor? İp atlamak. Hmm. Seni en rahatlatan dans? Dans eder misin? Dans ederim. Yani halay çekmek olabilir. Hmm. Çifte telli güzel. Hmm. Keyifli yani böyle çıldırabileceğin artık hatırlı... oh. gerdan kırmaların, göbek atmaların, <laughs> <t> tombala kaçmaların. <laughs> düğün açmaların. dernekteki salay sahnesi gibi. Onlar güzel işte. Şeyi de seviyorum. Yani böyle dans etmeyi işte hmm. normalde bilmiyorum hmm. çok fazla ama ritimde olduğu kadar. Harika. Güzel. Seni en rahatlatan şehir? Beni en rahatlatan şehir Çanakkale. Seni en rahatlatan içki? Biski. Biski. Seni en rahatlatan koku? Nergis kokusu ya. Hmm. Ha, nergis Güzel. kokusu. Seni en rahatlatan erkek ünlü ve kadın ünlüyü soracağım. Güzel bir soru. Kim yanında Dur çok pomp böyle... <laughs> Yönetmen olarak Selçuk Aydemir mesela çok böyle Hı. yanındayken kendimi böyle çok şey oyuncu değil filan ama evet böyle bir Hı. şey hissettim. Öyle bir rahatlıktan mı? Hı, evet. Çoğuyla iyiyimdir ya. Sen gördüğün zaman seni iyi hissettiren, ne bileyim işte bir Şener Şahin'i şey, hani ekranda da görsen. Ay, o her gördüğünde yüzünü gülümseten, yaşama o güzel şey ya dedirten. He Hı, o, o var diye güzel evet. olduğunu düşündüğüm Aynen. insanlar. Ya o kadar fazladır ki öyle keyifli. Hani böyle yüzüne de söylüyorumdur gibi. yani abi seni gördüm mü çok mutlu <laughs> oluyorum o, falan. Tam bu ifade. Bizim Erol Babaoğlu'nu gördün mü böyle bir çünkü ben hiç tanınmadan öncesinde de böyle bir Erol abiyle tanışıklığımız vardı Aha. böyle. Benim o zaman yapmak istediklerimi bilen falan. E şimdi günü geldi ve yani. <laughs> ayağımdaki diyor ayakkabı diyor başrol olduğun için mi diyor yüksek mi? Abi dedim aynen. Mesela dedim diğer dedim platform dedim diğer işlerine de yaptırmış dedim. <laughs> Sadece dedim, yani anlamsız olsa da giyiyoruz. <laughs> Yükseldikçe Diyerler, ayakkabının ya şey yükseliyor. Senedi de sana yapar başlıyorsun yaparlar abi. <laughs> hani böyle güzel kaynattığımız bir ekibimiz var. Savaş da öyle çok gülerim. Ya bu Adana 01'deki kadro şimdi dengelerde de böyle bir 3-5 hani kişi, var. kişi varsınız. Ve bu da çok güzel bir şey. Hani bunlar orada başladılar sonra ünlü oldular bozdular kesin kavgalılardır diye düşünen bir kitle vardı ya ayrı yollara sahip oldular. Hiç evet, evet. de i̇şte öyle değil hala işte beraber çalışıp ve bir de tabii ki hepsinin profesyonel işi de bu. Aha da burada da beraberler çok güzel bir kapak oldu. Şey de güzel oldu. ben geçmiş zamanlarda evet bununla alakalı şeyi de söyledim. Yani tabii ki de bununla alakalı uzun atlamanın anlamı yok. Aynen bu ifadeyi kullandım. Uzun atlamanın Hı. anlamı yok. Bir zamanlar böyle bir elimize yüzümüze bulaştırmış olabiliriz. Çünkü Hı. bizim de yaşadığımız normal bir şey değil. Her, yani çok, tabii canım kaç senede olur bayağıdan sonra bir çocuklar bir şey yapacak, tahmin edemeyecekler kadar, kadar, kadar da olacaklar falan. Ama günün sonunda şuna geliyorsun. O güzel, o da mutluluk verici. Yani e, fıtratında serinde kötü bir şey yoksa, ve ah vefan varsa, vicdanın varsa bir yerde de diyorsun. Ya ulan hayat kısa nedir yani? Neyi paylaşamıyorsun diyorsun. Ve bu adımı attıktan sonra o kadar tatlı oluyor ki her şey. Bak işte yine bir araya geldik. Bir şeyler çektik. İşte insanlar da mutlu. Bir hayat zaten çok kısa. Biz de yaşlanıyoruz. Evet. Güzel çocuklarsınız. Güzel adamlarsınız. Gerçekten de böyle hani çok meşhur var ya işte adam gibi adam yok. İşte var. Estağfurullah. Evet, gerçekten çok tatlısın. Yolun da açık olsun. Abi, çok cümle sevindim. Cümle. Seni evet. yakından tanıdığım için. Ben de öyle çok mutlu oldum. Ne olursan ol rahat olun. Bir bölümün daha sonuna geldik. Haftaya yeni konuklarla bir arada olacağız. Hoşçakalın. Söylesene abone olsunlar. Hadi <laughs> abone olun <bu> kanal nerede <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi tamam. altta <laughs> teşekkürler hoşçakalın.